Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün elinde bir Samsung Galaxy Mega var. Bu cihazın neden adının Mega olduğunu öncelikle biraz boyutunu göstererek başlamak istiyorum videoya. Elimde bile ne kadar büyük durduğunu ve bir kalemde aslında ne kadar büyük olduğunu görebilmenizin yanında dilerseniz size biraz daha rasyonel bir karşılaştırma yapayım. Şu şekilde gösterecek olursam. Burada sol elimde Samsung Galaxy Mega varken sağ elimde bir Note 2 var. Bu Samsung Galaxy Note 2'nin bile ne kadar büyük bir cihaz olduğunu görmenize karşın Samsung Galaxy Mega'nın boyunun ne kadar devasa olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Yine burada bir Samsung Galaxy S4 var. Tasarım olarak da bu arada Samsung Galaxy S4 ve Samsung Galaxy Mega aynılar. Fakat bir tanesi birinin büyük kardeşi. Hemen burada da bir tane Samsung Galaxy S3 var. En eski ve küçük kardeş. Dilerseniz size biraz cihazın özelliklerinden bahsedeyim. Android 4.2.2 ile gelen Samsung Galaxy Mega, Samsung Galaxy S4 ile aynı yazılımsal özelliklere sahip. NFC'sinden tutun, işte Bluetooth versiyonuna kadar hepsi aynı. Fakat Samsung Galaxy Mega biraz belki sizin için hayal kırıklığı olabilir. Fakat bir flagship değil, yani amiral gemisi değil. Nasıl Samsung Galaxy Note 2 ve Samsung Galaxy S4 şu an en iyi sistemlerin kullanıldığı cihazlarsa, Samsung Galaxy Mega onlardan biri değil. Dilerseniz biraz önce boyutlarından bahsedeyim. Cihaz 199 gram. Çok ağır değil. Mesela Samsung Galaxy Note 2 183 gramken yaklaşık bir 16 gram civarı daha ağır. Yani çok fazla farkını görmüyorsunuz. Fakat boyutlara gelecek olursak eğer, yukarıdan aşağıya 16.76 santimlik bir cihaz. Oldukça büyük. Soldan sağa 8.8 santimetre ve kalınlık olarak ise 0.8 santimetre gibi bir cihaz. Fakat yine de ortalama bir ele sahip olan bir kişi ben olaraktan şu şekilde cihazın ne kadar da tutulamayacağını ve telefon olarak kullanırsanız ki kullanılabiliyor evet, ne kadar zor olacağını siz de görebilirsiniz. Cihazın kötü özelliklerinden bir tanesi de 720p1 ekrana sahip olması. Nitekim Samsung Galaxy Note 2 de 720p1 ekrana sahipti. Ama Samsung Galaxy S4 gibi cihazlar 1080p gibi bir ekrana sahip oluyor. Cihaz büyüdüğünde 720p olması sanki biraz sorun yaratabilecek türden bir özellik. Bir güzel özelliği de bu şekilde ekranı rotate ettiğinizde yeni bir tasarımla karşınıza geliyor. Şurada aşağıdaki butonları kullanabiliyorsunuz navigation bardan ve burada da ekranı yine değiştirebiliyorsunuz. Samsung Galaxy Mega'nın bir özelliği de SC LCD kapasitif bir ekrana sahip olması. Yani süper AMOLED bir ekran değil kendisi. Fakat 64 GB'lık bir micro SD ile dilediğiniz gibi cihazı da yükseltebiliyorsunuz. Bu özellik olaraktan Samsung Galaxy S4 ve Note 2 ile aynı özelliklere sahip. Buna ek olarak az evvel de bahsettiğim gibi Bluetooth, NFC gibi özellikleri yine barındırıyor. Yani S-Beam gibi diğer bütün özellikleri Samsung Galaxy Mega'da kullanabiliyorsunuz. Ön kamerası şuradaki 1.9 megapiksellik bir kamera, 1080 arka kamera 1080 frame per second 1080p yani video çekebiliyor ve 30 frame per second'lık video çekebiliyor ve arkadaki kamera 8 megapiksellik bir kamera. Yine birbirinden güzel Samsung Galaxy cihazlarında bulabileceğiniz kamera özelliklerini barındırıyor. Buna ek olarak Snapdragon 400 dual core yani çift çekirdekli, diğerleri bildiğiniz üzere 4 ve 8 çekirdekli olmak üzere artıyor. Çift çekirdekli 1.7 GHz'lik bir işlemciyi barındırıyor ve batarya boyutu olarak da diğer cihazlara oranla yine şampiyon olması zaten bekleniyor. Büyük bir ekrana sahip olmasından mütevellit. 3200 mAh'lik bir bataryaya sahip. Samsung Galaxy Note 2 de 3100 mAh bir bataryaya sahipti. Fakat bir de karşılaştırma yapacak olursak Samsung Galaxy Note 2 3G açıkken 16 saatlik bir konuşma imkanı sunarken Samsung Galaxy Mega 6.3 10 saatlik bir 3G performansı size sunuyor. Bu da demek oluyor ki yaklaşık neresinden baksanız bir %40 civarı, %35 ila %40 civarı daha az batarya performansı demek oluyor Note 2'ye oranla. Samsung Galaxy Note 2 günlük kullanımınızda kullanıp kullanmayacağınızdan emin olmadığım bir cihaz. Çünkü Samsung Galaxy Note 2 cebe normal bir şekilde sığarken tahmin ediyorum ve kendi görüşüm ki tam olarak sınırda olan bir cihazdı. Bu 6.3 inçlik devasa cihazı yanınıza taşımak istemeyebilirsiniz. Belki çanta kullanan bayanlar, kadınlar bu telefonu biraz daha rahatlıkla kullanabilir. Fakat kesinlikle bir cep telefonu değil. Bir tablet de değil. Samsung Galaxy Note 2 gibi bir tablet
şeyini, kategorisine giren bir cihaz. Fakat Samsung yine yenilikçi bir davranışta bulunmuş ve yapabildiğini göstermek için Samsung Galaxy Mega'yı piyasaya sürmüş. Genel olarak Samsung Galaxy Mega 6.3 ile ilgili bahsedebileceğim genel inceleme bundan ibaret. Buna ek olarak dilerseniz benchmark testlerinde benim videolarım kısmında bulabilirsiniz. Şu aşağıda bulunan beğen veya beğenme düğmelerini lütfen kullanın. Bunları gerçekten dikkate alıyorum yeni videolarımda çekerken. Buna da ek olarak kiwi.co adresinden yeni teknoloji haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.